Merhabalar arkadaşlar, yine aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden ve güzel yazmadan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. İnşallah öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Bugün Regaib Kandili arkadaşlar, kandiliniz mübarek olsun. Rabbim bütün günahlarımızı bu mübarek günde affetsin inşallah. Darda zorda olan bütün Müslüman aleminin yar ve yardımcısı olsun inşallah diyerek hemen sizlere iplerimi tanıtarak başlayayım. Yeşil, pembe ve mavi renginde 3 tane ipim var. Üçünün markası, ikisinin markası altın başak 50 numara. Suni ipek hiç kullanmamıştım arkadaşlar. Leylak, markası Leylak. Şöyle yakından göstereyim. Suni ipek 4 kat 20 gram. İlk defa sizlerle bugün kullanacağım inşallah. Yazmamın markası Cenk, hemen sizlere açıp göstereceğim. Evet, bu şekilde yazmamı açıp hazırladım. Sizlere bu şekilde göstereyim. Yazmam Cenk, hemen markasını bulup sizlere göstereyim. Evet, yazmam Cenk. Ters ve düz tarafına çevirdim. Hemen modelimin yapım aşamasına geçebiliriz. Evet, ben önceden bu şekilde zürafalarımı yapmıştım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci zürafamı batıyorum ve beraber başlıyoruz. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın başına batıyorum. Fil dişi yapacağız ara kısmında ve tekrar birinci zürafama aşağıya iniyorum. Bu şekilde tekrar birinci zürafamı batıyorum. Zürafa yapıyorum. Zürafamın içine batıyorum. Tepeye çıktım ve tekrar birinci zürafama aşağıya iniyorum. Modelimin arı kısmında 1, 2, şöyle tekrar birinci zürafamı batıyorum. Zürafamın içine batıyorum. Tepeye çıktım ve birinci zürafama aşağıya iniyorum. 3 tane yapmayı düşünüyordum fil dişi arasına. Model çıkardığım için siz dilediğiniz kadar arasına bırakabilirsiniz. 4 tane fil dişi yaptık. Şimdi modelimin arasında 4 tane de boş zürafa bırakacağım. 1 şöyle 2 3 İpimi uzun takmışım. Biraz zaman alıyor. 4. 4 tane boş zürafa yaptıktan sonra 5.'nin içine batarak 5. modelimiz için kullanacağız. 1 tane zürafayla modelimizin alt kısmını kuruyoruz. Ve zürafamın içine batarak başına geri döneceğim. Bu şekilde başına geri döndüm. Ve yuvamın içine, zürafamın içine batarak burada bu boyutta bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar aynı boyutta bir pırpır daha yapıyoruz. Modelimin adı çam. Çam ağacı modeli arkadaşlar. Bir tane yaptım. İkincinin başına geri dönüyorum. Bu şekilde. Ve tekrar pırpırımın içine batarak bir tane pırpır daha yapıyorum. Diğeriyle boyut aynı olsun, dikkat edelim. Bu şekilde ikinciyi de yaptım. Tekrar pırpırımın içine batıyorum. İkinci pırpırı da burada yapıyorum gene. Bu şekilde ve tekrar pırpırımın başına batıyorum. Tepeye çıktım. Şimdi iyice sona doğru kaydıralım. Şimdi pırpırımın içinde tepede 3 tane pırpır yapacağım. Boyutları bu şekilde hemen ayarlıyorum. 1 sola doğru düz kaydırarak düzeltmeler yapıyoruz. 1 tekrar 2 ve 3.
Tepeye 3 tane bu şekilde pır pır yapıyoruz. Şöyle düzeltmeler yapayım. Tekrar şöyle birinci pırpırımın içine aşağıya iniyorum. Çok bol bırakmayalım iniş ipimizi. Bu şekilde diğeriyle aynı olması yeterli. Bu şekilde ve tekrar burada şöyle kaydırıyorum. Tekrar aynı pırpırın içine batarak diğerine karşılık gelsin diye bir tane pırpır daha buraya yapıyoruz. Şöyle ikinciyi de yaptım. Kameradan belki gözüküyordur. İpim tüylenme yapmış. Maalesef bazen kötü çıkabiliyor ipler. Tekrar yuvamın içine alt zürafa inerek şöyle burada da inişimi sallıyorum. Bunu biraz diğeri gibi diğeriyle eşit olsun diye bal yapalım. Hemen ayarlıyorum. Evet. Bu şekilde. Bu şekilde burada da inişimi yaptım. Ve gene aynı zürafanın içinde diğerine karşılık gelsin diye bir tane pırpır yapıyoruz. Boyutu aynı olsun. Bu şekilde. Şöyle döndüğü zaman bu şekilde yaparsanız pırpırlarınız düzelecektir. Evet, böyle bir dal yapıyoruz. Şimdi tekrar birinci zürafama aşağıya iniyorum. Zürafa yapıyorum. Ara kısmında 3-4 tane boş zürafa bırakmışız. 4 tane yapalım. 1 2 şöyle 3 ve 4. 4 tane boş zürafa yaptıktan sonra 5.'yi fil dişimiz için kullanacağız. Ve tekrar zürafamın içine batıyorum. Ve birinci zürafama aşağıya iniyorum. Bu şekilde ben buradaki fil dişlerimi de bitirip ilk başta yapmış olduğumuz gibi bitirip güllerim için ipimi takıp geliyorum. Evet, yazmamızın alt kısmını öncelikle bu şekilde yapıp bitiriyoruz. İkinci aşama olarak mavi ipimi taktım. Şurada birinci yapmış olduğumuz pırpır var. Oraya batarak iki düğümle ipimi sabitleyeceğim. Bu arada ilk defa Sony İpek ipini kullanıyorum. Tekrar pırpırımın içine batıyorum. Şunu böyle eğelim, elimize dolanmasın. Burada pırpırımızın içinde 4 tane pırpır yapacağız. 1 şöyle ben bunu eğeyim, elime dolanmasın. 2 3 ve 4. 4 tane aynı boyutta pırpır yapıyoruz. Şöyle sola doğru kaydırıyorum. 4 tane pırpır yapıyorum. Birinci ipim inimin altında. 1 2 3 4. 4 pırpırımı bu şekilde inimin üstüne aldım. Tekli yönden, çiftli arkadan atarak burada şöyle şeker görünümünde bir gül toplayacağız. Şu şekilde hemen ipimi tam kökünden kesmiyorum. Birazcık uzun bırakacağım. Bu şekilde kalacak. Tekrar işlem bu şekilde. Diğer pırpırıma da batarak isterseniz siz rengarenk yapabilirsiniz. Fakat bir gül mavi, bir gül pembe yazmanızda hangi renkler varsa o şekilde de yapabilirsiniz. Tekrar pırpırımın içine ipimi sabitledim ve burada aynı işlemi gene uygulayacağım. 4 tane pırpır buraya yapıyorum. Şöyle şunu elimden çekerek devam ediyorum. Bir tane yaptım. 2 3 Suni ipekler güzelmiş gerçekten. Kullanışlıymış. Ve 4.
4 tane bu şekilde pır pır yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4. Dördünü de iğnemin üstüne alıyorum. Tekli yönden çiftli arkadan atarak bu şekilde burada da topluyoruz. Ve kökten kesmiyoruz. Şu şekilde bütün pırpırlarımıza şöyle hepsini doldurup hemen son dokunuşlar için geliyorum. Evet arkadaşlar, ben kalan kısımları tamamladım. Şimdi ara kısımlarını da bu şekilde aynı çam ağacımızda olan süsleri buraya da yapıyoruz. Fil dişlerinin hepsini tek tek yapıyoruz. Fil dişinin iniş ipi vardı şurada. İpimi batıyorum. 2 düğümle burayı sabitliyorum. Sabitledim ve buraya 3 tane pırpır yapacağız. Aynı boyutta 3 pırpır. 1 2 ve 3. de yaptım. 3 tane aynı boyutta pırpırlar yapıyoruz. 3'ünü tekrar iğnemin üstüne alıyorum. Tekli önden, çiftliği arkadan atarak bu şekilde ara kısmında yapıyoruz. Şöyle pardon, kısmı alıyorum. Kökünden değil, bu şekilde kesiyorum. Hemen son haline bakalım. Evet arkadaşlar, modelimizin son hali böyle olacak. Gerçekten ben çok beğendim. Çok güzel olmuş. Şöyle dilerseniz siz bu bir tane şekeri farklı renk, bunu farklı renk, iki renkten mesela bu mavi, bu pembe, bu mavi, bu pembe yapabilirsiniz. Ya da bu gül komple mavi olmuş. Yazmanızda hangi renk varsa, diğer rengi de pembe, benimkinde pembe var. Diğer rengi de çam ağacının birincisi mavi, ikincisi pembe, üçüncüsü krem rengi olarak veya yazmanızda hangi renk varsa o şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle kozalağımın ağacı bu. Bunlar da kozalak. Aynısı kapının önünde var bizim. Şöyle bunlar da yere dökülen kozalak ağaçları. Ağaçlarından dökülen kozalaklar diye gözümde canlandırdım. Kozalak modeli zaten modelimin adı. Evet, sizlere hemen fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama 55 TL'den 50-55 TL'den yapılabilir. Yapıp yaptırabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu benim nacizane fikrim. Ben sipariş almıyorum arkadaşlar. Sipariş alanlar için fiyat bilgisi veriyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Hemen kısa bir hatırlatma yaptıktan sonra videomu sonlandıracağım. Instagram hesabımda adım İğne Aşkım, profilim aynı. Orada da beni takip ederseniz çok çok sevinirim. Linkini videomun alt kısmına bırakıyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.